Babam anneme diyor ki işte biz gidelim Kahramanmaraş'tan, bu borçları ödeyemeyiz burada kalırsak diyor. İstanbul'a geliyorlar. Cüplerinde hiç paraları yok. Yapacak bir şey yok. Annem dolaşırken vitrinlerde içli köfte görüyor. Babama diyor ki ya Ali hani hiçbir şey yapamıyoruz. Ben içli köfte yapayım sen sat. Satabilir misin diyor. Babamın da hayatta yapacağı iş değil ama. Çünkü tanınmış birisi, varlıklı birisi, orta halli ama durumu gayet iyi. Herkesin tanıdığı birisi. Düşünüyor ya satarım diyor, satmak zorundayız diyor. Başka yapacak bir şey de yok diyor. Annem içli köfte yapıyor, babam satmaya başlıyor. Ben içli köftemi satacağım, borcumu ödeyeceğim derdi babam. Sabredeceğim derdi. Azimliydi, çok çalışkandı, çok temizdi. Üzerinde bir beyaz önlüğü vardı onun. O beyaz önlüğünü hiç çıkartmazdı. Çünkü derdi ki, bu beyaz önlük disiplin derdi. Önlüğü giy derdi. Bana ben önlüğü asla giymezdim. Bak köfteni satıyorum ama önlük bana giydirme derdim. Çünkü zor geliyordu o önlüğü giymek bana. Utanırdım yani. Ya işte oturduğum zaman da hep böyle sağa sola hiç bakmazdım ben. Orta yaşlı böyle 40-50'li yaşlarda bir hanımefendi geldi. Oğlum dedi sen utanıyor musun dedi bana. Babamı tanıyan biriymiş ama. Dedim hayır utanmıyorum dedim ama kafamı hiç kaldırmıyorum. Utanma dedi. Bak dedi senin baban dedi yıllarca dedi satıyor dedi. Sizi geçindiriyor dedi. Borçlarımızı ödüyor dedi ve yanlış bir şey yapmıyorsunuz dedi. Öyle deyince utanmadım yani biraz rahatladım. Orada da şunu öğrendim. Gururum benim işimin önüne geçmemeli.